Haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçları bu hafta özellikle pazartesi bugün günlerden 12 Mart Jüpiter'in etkisinden yavaş yavaş çıkış evresine giriş yapıyor. Niye? Çünkü biliyorsunuz ki Jüpiter geri gitmesi parasal evreniz, iş evrenizle ilgili sıkıntı ama Akrep'te daha yoğunluk yaşayacağı için Koçlar bu çarşamba gününe kadar iş hataları çok ön planda olacak. Yaptıkları imza ya da yapmak istedikleri işle ilgili hata yapma dönemi gözüküyor. Çarşamba gününe kadar iş konusuyla evraklarla alakalı noktada ciddi bir kontrol evresi istiyorum. Çünkü Cuma'da çok güzel bir anlaşma var ve bu anlaşma size ciddi anlamda para kazandıracak. Fakat Koçlar son zamanlarda yatırım planları çok ön planda yaşadıkları için yatırımla ilgili Mart'ın 19'undan itibaren daha verimli bir süreç yaşayacak. Ve duygusal olarak da Koç burçlarının aşk kafası çok ön planda, sevgi, saygı, ilişkisiyle ilgili gelecek planları içerisinde ve yapmak istediği ilişkisiyle ilgili tatil planı var. Bunu da gerçekleştirecek. Koç burçlarının bu ara alıngan, sinirli, öfkeli dönemi olabilir ama hep yarım saatlik ara ya da 2 dakikalık ara. O yüzden Koç burçlarına espri de yapabilirsiniz. Eğlenceli zamana giriş yaptı. Öfkesini de gülüp geçin çünkü öyle uzun soluklu öfke ya da kavga etmeyecek gözüküyor. Bir de ailesinin malla ilgili çözmesi gereken evrakları olabilir. Mirasla ilgili beklentileri olabilir. Bunu Haziran ayı daha ılımlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Bir de bu aralar boğaz enfeksiyonu, gribal enfeksiyonu, koç burçlarında ağır bir noktada dikkat edilmesi lazım. Bir de araba niyeti değişikliği var koç burçlarında ya da araba almak isteği var koç burçlarında. Haziran ayı o tarihler için daha olumlu. Toprakları ile ilgili de inşaat yapayım mı yapmayayım mı diyen farklı koç grupları var. İnşaata girebilirsiniz. Hayırlı olarak görüyorum. Bir de kardeş kavgası var. Gereksiz alınganlık ve görümce ya da elçiden kaynaklanan sıkıntılar var. Bunlar da toparlanacak. Evet, iyi bir haftaya giriş yaptı. Biraz para kaygıları var ama toparlanacak. Boğa burçları. Bu ara duygusal olarak gergin ve huzursuz yaşadığı için devamlı yemeğe verdi boğa burçları kendilerini. Lütfen spor, egzersiz, yoga, meditasyon bu enerjiye giriş yapmanızı istiyorum. Çünkü iş konusunda da yeni bir iş ortaklığı ya da yeni bir işe giriş yaptığınız bu hayırlı gözüküyor. Mirasla ilgili de beklediğiniz para ya da mahkemeden gelmesini istediğiniz paranın sevinci de var gözüküyor. O yüzden bu hafta yatırımlarla ilgili ve gelecek paralarla ilgili keyifli bir hafta. Ama şöyle bir şey var, duygusallıkta hata yaptınız, biraz incittiniz, kırıldınız, ilişkinizi kadın erkek ayrımı yapmıyorum, toparlıyorsunuz ve iyileştiriyorsunuz. Boğa burçlarında da bu ara diş enfeksiyonu, gribal enfeksiyon değil de dişlerle alakalı ya da kulak iltihabı gibi bir sıkıntılarımız var. Onlarda da bu ara aileyi ziyaret etme, aileyle vakit geçirmekten bunaldıkları için biraz daha özgür ve kendi ruhlarını iyileştirme haftasına giriş yaptılar. İkizler burcu. Evet, iş konusunda beklediği evraklar biraz geciktiği için sinirli, öfkeli, gergin. Hiç gerilmene gerek yok ikizler. Bir dahaki hafta daha verimli bir haftadasın ve istediğin bir teklif var ve girmek istediğin bir şirket var. Bu şirketin büyük sevincini yaşayacaksın. İlişki konusunda da evlilik kararı yolunda bir ilişkin var. Eğer evliyseniz de evliliğinizde toparlanma ve iyileşme ve çocuk muradı olacağı gözüküyor. O yüzden ikizler bu haftayı keyifli ve planlı haftanıza giriş yaptınız. Sizin de son zamanlarda romatizma, diz ağrıları söz konusu olabilir. Dikkat diyorum. Ve şöyle bir sorunumuz var ikizler burcunda. Geçmiş kırgın olduğu arkadaşlarınızla alakalı noktada toparlanmaya ve özür haftası. Sizi inciten insanlarda keyifli vakit geçirme hatalarını bulma haftası. Yengeç burçları. İşleriyle ilgili değil de duygusal hayatını toparlama kararı. Çünkü o işinde bu ara memnun gibi gözükse de yöneticileri ve şirket sahipleriyle ilgili kafasında maaş konusu ve zam konusu ile ilgili ve konumu ile ilgili bir değişim haftası bekliyor yengeç burçları ve devletle ilgili beklediği evraklar güzel bir noktaya erişecek. Ve en önemlisi de ilişkisiyle ilgili uzun süredir hani bitsin mi kalsın mı dediğimiz netliğe kavuşma haftasına giriş yapıyor. Onlarda da babayla alakalı çözmesi gereken sorunlar ya baba soyunuzla alakalı çözülmesi gereken sorunlar gündemde. Hatta yeni bir ev alma kararı verdi yengeç burçları. Nisan sonu itibariyle evin sevincini yaşayacak.
Belki burada birini mahkemeye vermek istiyorsunuz Yengeç Burcu. İşle alakalı bekleyin, zamanı var. Aslanlar ilişkiler konusunda kafası çok karıştı. Ailesiyle kaynaklanan sıkıntılar onu çok yıprattı. Ve en büyük sorun da bu ilişki bizim ciddi bir ilişki. Kötüye mi gidecek, ayrılacağız mıyız korkuları yaşıyor. Öyle bir durum yok ama ailenin biraz sakinliğe girmesi gerekiyor. İlişkiniz için mücadelenin zafer sizin. Ama aslanların iş konusunda evet çok yoğun bir toplantı haftası ve bir türlü işler gelmediği için sinirli ve parasızlıktan bunaldı. Mart sonu itibariyle paraya kavuşma. Hatta şöyle bir durum var. Yeni bir yatırım niyeti var Aslan Burcu'nun. Motor, araç ya da ev gibi bir niyeti var. Hayırlı olacak. Onlarda da anne kaprisi çok ön planda. O en ufacık şeyde anne kaprisi kafasında. Ve anne çok yorgun tavırlar sergiliyor. Yoruldu artık Aslan Burcu ailenin travmatik düzeniyle ilgili. Onlarda da sadece baş ağrıları şiddetli, çok ön planda. Göz hassasiyeti başladı ve gözde iltihaplanma gibi sorun olabilir. Dikkat diyorum. Terazi burçları yeni işe imza attılar. Başak burçları yeni işe imza attılar ve bu imza onlar için çok uzun soluklu bir iş imzası ve hayırlı olarak gözüküyor. Artı ek iş yapma planları da var kendi önlerinde. 2-3 yoğunluk iş yoğunluğu var. Yani bu Haziran ayına kadar yoğun bir parasal evrede tempo var. Hatta şöyle söyleyeceğim, ilişkinize bile vakit ayıramayacağınız bir hafta. Beklediğiniz yasal işleriniz olumlu ve aydınlık olarak gözüküyor. Başaklarda da son zamanlarda boyun ağrısı, bel ağrısı dediğimiz ya da boyundan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Dikkat diyorum. Bunlarda da uzun süredir sağlık problemleri olan kişiler vardı. İyileşme evresine giriş yaptı. Ve en önemli şey de onlar tatil planını yaptılar. Bu Nisan, Mayıs'ta denize girme kafasına girdiler. Evet, Başak Burçları ufak bir tatil. Ve hatta kendi uzun süredir köklerinden gelen mirasla ilgili de bu ara ortak karar verip mahkeme yol açacakları gözüküyor. Terazi Burçları, çocuk sevinci, mutlu bir ev, huzurlu bir eve geçiş yaptı Terazi Burçları. Çünkü şey var Terazi Burçlarında, uzun süredir planlı programlı her şeyi oturtmaya başladılar. Ve özel hayatları ilgili de söz, nişanlı ya da ilişkisi yoksa ilişkiye başladılar. Evlilikle ilgili de güzel sürpriz ve eşine güzel bir hediye, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Terazi'nde yükselme konusu işiyle alakalı gündemde. Nisan sonuna kadar başardığı işinin yükselişini sağlayacak. Ve yurt dışı ile ilgili beklediği yeni projeler var. Bunlar da olumlu olarak gözüküyor terazi burçları için. Bence teraziler yavaş yavaş hayatlarını oturtmaya, yeniliklere adapte olmaya. Hatta şöyle bir durum daha var terazi burcu. Ya dayı, ya teyze, ya amca, ya ne bileyim aileye tekrar bir çocuk, hatta ikiz çocuk sevinci yaşanacak gözüküyor. Akrepler uyku modundan çıktılar çünkü maddi olarak bazı sıkıntılar ön planda olduğu için yoruldular. Bir iki hafta daha maddi sıkıntılar yaşanacak ve yeni bir iş imzası atılacak. Büyük yurt dışı ile ilgili projeler, yenilenmesini istediği işlerle ilgili verimlilik. İlişki konusunda da şu an rutin bir süreçte. Ne evliyse evliliği bu şekilde devam etsin. Hatta onların da en büyük planı yurt dışı seyahati, farklı ülkeleri ziyaret etme planı var. Mayıs-Haziran çok doğru bir süreç olacak. Akreplerin de özellikle bu aralar mide gaz sıkışması, göğüs sıkışması gibi sıkıntıları olabilir. Dikkat diyorum. Yay burçları maddi olarak plansız, programsız para harcadı geçtiğimiz hafta. Bu hafta bunları toparlama, hatta kredileriyle alakalı ödemelerde zorluk haftasını aşmaya çalışacaklar. Ve onlar için devletle ilgili beklediği evrakların sevinci ve hayırlısı olacak. İlişki konusunda da güzel ilişkisiyle ilgili sürpriz yemek, sürpriz eski dostlarla birleşme ve hayatındaki hataları toparlama ve iyileşme haftasına girecek yay burçları. Yayların da özellikle bu dönem şans oyunlarına belki kafayı taktılar. Bence oynamanız gerekiyor. Bu hafta biraz şanslısınız. Oğlak burçları geçmiş tarihi incelemeler, seyahatler, günlük yani yaşadığımız şehirdeki tarihi esintiye dalmak ve güzel şiir, güzel söz yazma enerjisine girdiler. Ve onlar için sanat ön plana geçiş yaptı oğlaklar için. İşleriyle ilgili hedeflediği başarılar, çok verimlilik ve para verimliliği ön planda olacak. O yüzden oğlakların bu hafta gezme, eğlence, ruhunu iyileştirme, dinlenme
Bir uykusuzluk problemi var diyorum oğlak burçları için. Geçici problem, kalıcı problem olarak görmüyorum. Onların da en büyük dirseklerde ya da ellerde ağrı olabilir. Dikkat, bir de ailede hasta ve ameliyat olacak bir kişinin sevincini yaşayacak oğlak burçları. Ufak bir yatırım niyeti var ama araç ya da ev gibi değil. Ne bileyim, küçük bir toprak gibi bir sevinç yaşayacak. Kova burçları bu hafta en çok onları aile yordu. Ailenin yaşadığı stres ve gerginlik onları acayip derecede kastı ve yıprattı. O bu hafta işlerle alakalı yoğunlaşmak istiyor. Aile ve çoluk çocukla çok ilgilendi. Evet, çok aksi giden işlerini toparlama, iyileşme, verimli hafta. Yatırım niyetleri var ama Eylül-Ekim gibi planlayacağı yatırım. Bir boşanma mahkemesi olacak, bir şeylerde üzülünecek gözüküyor o kova burçları. Ama onlar için bu hafta daha radikal, daha verimli ve oluşturmak istediği her şeyde güzelliklerin haftası başlayacak. Kovaların da son zamanlarda sindirim sistemi bozukluğu ya da sinir sistemi bozukluğu söz konusu olabilir. Dikkat diyorum ama şöyle bir durum var. Geçmiş ziyaret ya da geçmişe ziyaret etme gibi dostlarıyla vakit geçirme planları var gözüküyor kova burçları. Bir de büyük anlaşma var. Ankara'dan evrak, kağıt, dosya beklentileri var kova burçların ve devletle ilgili beklediği büyük projelere imza atacak. Balık burçlarının en büyük sorunu bu hafta çok kendileriyle iç içe kaldılar. İlişkisini biraz ön plana koymadılar, arkada planda tuttular. Bu pazardan itibaren ilişkiye sahiplenme, daha ilişkisinin verimliliğini yaşayacak. Onlarda da askerlik, devletle ilgili çözmesi gereken noktaları var. Bunlar çözülecek. Kızlarla ilgili de hani devlette beklediği iş, öğretmenlik ya da hukuk işleriniz varsa verimli haftası diyorum balık burçların. Onlar da bu ara alınganlık, yorgunluk olabilir ama geçici. Balıklar güzel bir haftaya giriş yaptılar. Evet, toplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.